İyi akşamlar sayın seyirciler. Sakarya Haber Ajansı'ndan güzel bir sergide bulunmaktayız. Şu anda karşımda Sakarya'nın medarı iftiharı diyelim, sanatçısı diyelim. Şu anda metal sergisi, artık maddelerden yapılan metal sergisidir ve ustamız Metin Aşoğlu, kendisi buradalar. Ayrıyeten dipnot söyleyeyim, benim de eğitimimde hocam, öğretmenim ve benim resim yeteneğimi de keşfeden hocam diyeyim. Evet, Metin Aşoğlu, serginiz çok güzel, emeklerinize sağlık, harika eserler sunmuşsunuz. Bunları yaparken hangi düşüncelerle yaptınız? Şimdi şu anda bu sergide 37 tane eserim sergileniyor. Evet. Tabii. Hepsini aynı düşünceyle değil, aynı duyguyla değil de hepsini ayrı ayrı duygularla, düşüncelerle yapmışımdır. Tasarımları yaparken ben önce bir hafta, 10 gün bir düşünme, bir hafta ne yapayım diye. Sadece düşünme, kompozisyon düşünmeyle de yetmiyor bu iş. Bakıyorum malzemem hangisini kullanmam lazım, hangi malzemelerin yetmesi lazım. Bazen tabloyu yaparken malzeme bir tanesi bitiveriyor ve hatta az bir şey kalıyor. Bu sefer ya fikir değiştirmek mecburiyetine kalıyorum ya kompozisyonu değiştirmek mecburiyetine kalıyorum. Ama şimdi tabii onu da değiştirmek, onu da birbirine tekrar benzetmek ayrı bir maharet oluyor. Yani serginizin en önemli özelliği atık maddeler. Tabii. Işıl çok güzel. Nereden aklınıza geldi? Değişik bir sanat eseri. Sıra dışı bir sanat eseri. Ve hepsi de harika görünüyorlar. Metal. Yani bu konuda fikriniz nedir? Neden metal? Metal buldum. Onlardan çalışıyorum. Ama değişik. Evet. Şimdi plastikten, kağıttan, bezden, kumaştan vesaire o kadar metal, o kadar böyle geri dönüşüm, sıfır atık çalışan var ki dünyada. Ama şunu yapıyorlar, bakıyorsun kaplan yapıyor, aslan yapıyor, horoz yapıyor, bir şey yapıyor, herkes yapıyorlar ama böyle özgün çalışmalar ben görmedim. Evet. Ben tasarımlarımı hep özgün tasarımlarım, bunların hepsi. Hiç kimsenin böyle... Şahsınıza münhasır, hiçbir yerde yok. Tabii, kesinlikle ben hiçbir sanatçının kopyasını da yapmıyorum. Yapmama da gerek yok zaten. Ben şimdi bunların hepsini nereden öğrendim, ne yapıyorum? Ben öğrencilerimden öğrendim. Tabii, öğrencilerim. İş bilgisi dersinden biz biliyorsunuz, atölyelerimiz vardı. Orada iş bilgisi dersi masraflı bir ders. Çocuklar şimdi bazılarında yavrum diyor, elinde ne varsa, bunu getir. Onu getiriyorduk, onları süslüyorduk. Lamba şişelerini, kırık tabakları, ondan sonra hangi malzemeyi getirdiyse onun üzerinde değişik malzemelerle süsleyip o zaman onun altyapısı aşağı yukarı 30-40 sene öncesine dayanan bir şey. Evet hocam, yani gerçekten çok güzel. Herkesin salonunda bulunması gereken tablolar diyorum gerçekten. Sayın seyirciler, yani ben bunu abartarak söylemiyorum. Herkesin evinin köşesinde, salonunda harika bir dekor olarak, sanat eseri olarak bulunması gereken bir eser. Lütfen bu sergiye gelin. Kaç gün devam edecek hocam? 5 Kasım'a kadar da 5 Kasım'a kadar sergi açık. Lütfen bir gelin, görün. Harika şevk alacaksınız. Ben çok beğendim. Evet, son sözlerinizi alırsak hocam. Sergi hakkında beklentileriniz güzel gibi anlattım. Bu akşam güzel bir açılış oldu. Ama şuna üzüldüm. Bir Büyükşehir Belediye Başkanımızın burada olmasına üzüldüm. Onlar hep böyle. Hiçbir zaman biz göremiyoruz. Büyüklerimizi göremiyoruz burada. Belki de sanata o kadar önem vermiyorlar. Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi şöyle demek lazım. Tabii yoğundur kendisi. İşleri vardır. Böyle yardımcıları var. Kendim yaptım diye söylemiyorum bu çalışmaları, bu eserleri. Şimdi dünyanın neresine götürürseniz götürün, itibar görecek bir çalışmalar ortaya çıktı. Bunun farkında olsalardı veyahut da böyle bir şey şimdiye kadar görmedikleri için belki değerlendiremezler. Ama bu arada gelip de şu sergiyi gezerse keşke burada olsaydım, keşke de bu açılışı yapsaydım diyeceğini tahmin ediyorum. Gerçekten sıra dışı bir teknik, ben de ilk defa görüyorum. boyunca. Bunu bana öğretmemişsiniz eğitim alırken ortaokullarda, sonradan olmuş. Neyse hocam, çok teşekkür ediyoruz. Tekrar diğer sergilerde görüşmek üzere. Ellerinize, yüreğinize, emeklerinize sağlık. İyi akşamlar. Ben şimdi sergileyemedim. Aşağı yukarı 30'a yakından tablo var. Onlar da ayrı bir zamanda. Ancak orada 37 tane tablo sergileyebildik. Evet. İnşallah onları da göreceğiz. Sağ olun hocam. Çok ellerinizden öperim. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, resim öğretmenimiz Metin Bey'le beraberiz. Hocam, buradaki metallerle eserlerinizi çalıştınız. Evet. Bunları nereden temin ettiniz? Bunlar atık maddeler. Tabii. Şuradan başlayayım. Evet. Şu parçalardan preslerden çıkan parçalar yağlıdır yalnız. Kirlidir, yağlıdır. Karışık geliyor. Evet. Bunları ben böyle kaba koyuyorum. Bunun içerisinde tiner vardır. Bakın şöyle alayım böyle. Tineri göreceksiniz böyle. Tinerle bunları yağlarını alıyorum, temizliyorum. Arındırıyoruz. Ondan sonra da bunları tek şekillerine göre, boylarına göre ayırıyoruz böyle. Hazır duruma geliyor. Önce tabloyu yaparken elimdeki malzemeyi bilmem lazım. Yetkinliğini bilmem lazım. Ona göre tasarımı düşünün. Evet sevgili seyirciler. Tasarımda malzemeler beni yönlendiriyor. Evet, daha bir şey de şunu yapacağım diye düşündüğünüz zaman her istediğimi de yapamıyorum. Doğaçlama oluyor. O anda ne çıkıyorsa değil mi? Evet, bunlar gördüğünüz gibi sanat eserini yaratan materyaller. Bunlarla böyle bakıyor hocam, ne çıkartabilirim, ne yapabilirim diyor. Bir bakmışsınız burada gördüğünüz gibi harika tablolar, harika eserler çıkıyor. Sanat eseri. Evet hocam, kimse sanatçı doğmuyor. Bu ayrı bir yetenek. Allah'ın herkese verdiği bir yetenek değil bu. Sanatçı olmak ayrı bir şey, ayrı bir lütuftur. Sıra dışı insanlar sanatçı olabilir. O ruh, o duygu farklıdır. O yüzden siz Tanrı'nın özel kullarından birisisiniz diye düşünüyorum. Sanatçılık ayrı bir şey. Tekrar ellerinize sağlık hocam. Görüşmek üzere, kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.